Bakanım ne diyorsunuz? Ee, yani o kuvvetli göndermeler, e, yani seçimi yönlendirmek veya sonuç konusunda hani bir avantaj Peki, elde etmek için. Şimdi de... bu bir bölen hikayesinden en çok e, yara alan, hedefte olanlardan birisi. Evet. Neden? Çünkü ben Demokratik Sol Parti'de aktif siyaset yaptım ve bize iktidar olduğumuz halde bir bölen diyorlardı. Bir kere ben herkese şunu söyleyeyim. Allah rahmet eylesin bilen tecevit CHP barajın altında kalmış ve CHP'den seçilmiş yüzü aşkın belediye vardı. Bize bu belediyelere yardım edin dedi ama iki, bir zaman onları transfer edin bizim partiye getirin demedi. CHP ise mesela DSP'nin son seçimde seçilmiş altı belediye başkanının dördünü transfer etti. Sırf altını nasıl boşaltırım diye. Ben bu bir bölen tanımını işte e, siyaset yapmadım gazetecilik dönemimde. Şöyle yapmıştım. Bir bölen söylemi bir partinin egemenlerinin farklı düşünenlere baskısıdır. Yani partide egemen güç var. Partiyi yönetiyorlar, var olmak istiyorlar. Ama o egemenliklerindeki baskıyı görüp birilerinin kaçmasın diye diğerlerine baskı yapıyordu. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'e neden bu şekilde saldırdılar? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bir halk hareketini başlattı. Halk hareketini bir siyasal harekete dönüştürdü. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, Cumhuriyet'ten sonra. E bu Dış güçlerin işine yaramıyor çünkü onlar karşılarında daima kendilerinden de yardım talep etmeye bekleyen bir hanedan görmek istiyorlardı. Onun için Osmanlı İmparatorluğunu o tarihte bölmek ve İslam'ı temsil eden halifelik sistemini kontrol edebilmek için yaptıkları proje sonucunda Türkiye'de dahil 22 ülke kurulmuştur. Bülent Ecevit'e bir bölen dediler. Çünkü bu Bülent Ecevit'in varlığı halklarda bir heyecan yaratıyordu. Ve Demokratik Sol Parti kurulurken 600 küsur kurucunun içinde elit sendikacı ya da e, örgütçü ya da eski siyasetçi iki elin parmağını geçecek geçmeyecek kadardı. Hepsi halk insanlarıydı, halkın içinde bakkal, esnaf, berber, ee, öğretmen, emekli bu hesaplarına gelmedi. Çünkü tepeden siyaset yapmak isteyenler tabandan gelen siyasete karşılar. Muharrem İnce'ye gelince bir kere Muharrem İnce de aslında bir bölensin edebiyatı yapanlardan biridir. Yani kendisi CHP'deyken DSP'ye DSP yönelik yapılan edebiyatını yapanlardan dinlendirenlerden biriydi. Sana bugün bana <laughs> tabii. Ama şimdi ise ona yaptıkları zaman... <laughs> o zaman mendaka duka. <laughs> hayır öyle mendaka duka manasını değilemiyorum. Onu yapanlardan biri olduğu için şu anda bunu onlara yapanlara çok güzel yanıt veriyor. Yani... Ejersizi var diyorsun. Tabii işin, hayır, işin asılsızlığını biliyor. İşin asılsızlığını biliyor. Ve bu işi yaparken de başka bir şeyi biliyor. Bu egemenlik kurmak isteyen bir bölen edebiyatı yapanlar aslında dış güçlerle de bağlantılıdırlar. Bunu ben niye en iyi biz biliriz? 2002 yılında Şaban Bey o zaman Hürriyet Gazetesi'nin parlamento muhabiriydi. Çok iyi hatırlayacak. Demokratik Sol Parti'den ayrılanlar Ecevit'e Çin işkencesi yaptılar. Böyle her gün birisi, her aynı gün bir saat arayla demeşler. O zaman iyi ki sosyal medyan yoktu. Yani yalnız normal medyayla... <laughs> Daha çabuk başlanırdı. Tabii normal televizyonlarla ne <laughs> Ve mesela bana çok kızarlar. Niye kızarlar? DSP yüzde bire düştüğü halde Ecevit döneminde varlığımızı sürdürdük, Gittik elimizi taşın altına koyduk. Genel başkanlığı, genel sekreterlik yaptık. Ve yaşatmaya çalıştık. Şimdi böyle olduğu için o dış güçler sevmez. Yani mesela e, siz bakmayın birçok e, televizyon birçok medya kuruluşu bizimle dalga geçerdi. Mesela ben IMF'e karşı ulusal duruş ekonomi politikasını uyguladım. Bu kitaplara bile girdi. Yakın çağ kitaplarına ki bu duruşun faydaları. Ama benimle dalga geçtiler. Çünkü kim ya birisinin ulusalcılığıyla dalga geçer? Ama Dışarıdan güç alanlar yapar. İşte burada Sayın Muharrem iyi bugünün aktörü görmeyelim. Ama şu anda yaptığı hareketle yarının siyasetine belirlenmesinde etkili bir aktör olacağını hiç Görür. unutmamak lazım. Ve zaten ondan korkuyorlar. Yani şimdi e, Muharrem İnce'nin, baktım ben televizyon programlarında çıktı. Hepimiz şu veya bu şekilde... İpek Hanım'la beraber olduk. Profesör İpek Hanım'la. Hemen İpek Hanım'a her türlü iftirayı atmaya başladılar. Ben de telefon ettim ona. Dedim ki üzülme. Biz alışıkız bunlara. Bu iftiraları bir iktidardayken dağıtıyorlardı. İftiradan sonra dağıtıyorlardı. Hele ben bu son yıllarda televizyonlara çıkınca Melik'le ne işin aynı programa çıkıyorsun diyorlar. Evet bana. ya bayağı mahalleden dayak yedin. Tabii. Siz ama dediniz özünde iyi bir e, ben, ben de biliyorum dedimler, özünde. Dediğimle dediğimle şey. nasıl anlaşıyorsun? Hoca <laughs> nasıl? Ya yani anlaşıyorum diye. Siz <laughs> Biz, biz beraber farklı fikirleri söylüyoruz. Yani bu anlaşmak değil ki tartışmak ama illa farklı fikirleri söylüyoruz ya birbirimize yumruk atmak zorunda değiliz. Şimdi Burada ben Obama işine girmek istemiyorum. Esas burada çok yakından ilgilendiğim, vakit olmadığı için anlatamayacağımız yani böyle bir programda. He. Mustafa Kemal Atatürk'ün mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu nedenle kurmak zorunda kaldığını, nasıl bir operasyon yaşayarak kurduğunu, Bülent Ecevit'in çektiği sıkıntıları, baskıları. Şimdi bugünlerde mesela Demokratik Sol Parti'nin genel başkanı AK Parti'den aday diye ayağa kalkanlar, bildiri yayınlayanlar 2002'de Dokuzlar Hareketi'ni kurup gidip CHP ile pazarlık yap. Bugünkü gazeteleri açıp okusunlar. Ondan sonra istediğini koparmadı ama Dokuzlar Hareketi olarak Ecevit'e karşı durdular. Sen değişmelisin dediler. Gitmelisin dediler. 60'a yakını ayrılıp Kemal Derviş'in peşine takıldı. Kemal Derviş'le de bay bay yaptı onlara. Birden bire kendilerini bir partinin içinde buldular. Neden oluyor bunlar? Çünkü kimse kontrol edilemeyen güç istemiyor. Hep kontrol edilebilir güç. Çünkü istiyor. kimse de utanma kalmamıştı ondan. Lazım. Yani Asıl o, mesele o değil. Yani Hayır, kon... onu o gün yapanlar bugün Ecevit'in adını kullanıp Vallahi DSP akıl veremez benim, yani. Benim önümde gelip de Ecevit'in mezarda ters dönecek. İşte mezarda bilmem ne yaptınız diyenlere siz Ecevit'i hayattayken diri diri mezara gömdünüz. Evet. Diri diri. Yüzde %1.2 aldık. Hani bazen ben genel başkanlığım zamanında yüksek oy aldıramadım. Zaten hiçbir medya görmüyor bizi. Ecevit sağken görmüyor. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı oldum bir televizyonda programı da Sevilay Hanım yapıyordu. Beraber benimle program için çağırmış. Ben oradayken şimdi ismini söylemeyeceğim. Bir siyasetçi şu anda da aday CHP'den. Telefon etti. O adamın ne işi orada? Ne çıkartıyorsunuz televizyona dedi. Yani ben bunu kulağımla duymuş bir kişiyim. Neden? Çünkü çıkmayalım. Niye şimdi bana kızıyorlar? Ben burada oturuyorum ya. İki kişiyi Mesela, hatırlatıyorum. Şaban'a da aynısını yapmışlar ya. Muharrem Şaban'a çıkarınca... çok davet etti. <laughs> Şaban, vallahi bir şey söyleyeyim mi sana? Şaban, Şaban onları adına, ben de onların adına bazen konuşuyorum, savunuyorum. Bana kızıyorsunuz filan. Hani bir... hakkaniyet içinde savunuyorum. Yani yoksa ben CHP'li olduğum için savunmuyorum. Yani bazı şeyleri hakkaniyet içinde. Şimdi bunlar niye yapılıyor? 2010 yılında yazılmış Türkiye için bir rapor var. Yani bu raporda Türkiye'yi dizayn edebilmek için nasıl bir yapıya ihtiyaç olduğu söyleniyor. Fakat neden 2010'da buna ihtiyaç duyuldu? Çünkü 2010'da o istemleri yerine getirecekler. Bugün Millet İttifakı içinde yer alan o zamanki AK Partililerdi. Fakat güçleri yetmedi. Yetmeyince bunlara bir paralellik olması gerekirdi. Bu nedenledir ki Allah rahmet eylesin Deniz Baykal'a bir kaset e, komplosu yapıldı. Aslında Deniz Baykal istifa etmeseydi ilk seçimde aslında tek başına iktidar olurdu. Millet öyle zannettiği gibi değil. Çünkü ben gittiğim davetlerde <laughs> Ankara'da adamın genel başkalıktan olmuş ama bir davette giderdik. Bütün herkes etrafında yığılmış onunla konuşuyor. Hiç kimse onu kınamıyor filan. Hatta ben telefonda da söylemiştim ona. Biz DSP olarak ve bir gram bir kelime açıklama yapmadık o konuda. Çünkü kumpastım. Kumpasın amacı Türkiye'yi dizayn etmektir. Türkiye'yi Türkiye niye dizayn etmek istiyorlar? Bu olayda uzun yıllar korktukları şey şimdi başlarına geldi. Yani iktidar anlatıyor ya TOG, Anadolu Gemisi filan. Bunları aşan önemli bir gelişme var. Ve bu gelişmede özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın da bugün ve illerde çok büyük olumlu rolü olacak Türkiye için. Türkiye'de bir Türkiye Cumhuriyetlerden doğrudan doğruya gaz ve petrol alması engelleniyordu Rusya aracılığıyla. Hepiniz hatırlarsınız o tarihlerde. Türkmenbaşı ne derdi? Kaç liraya satın alıyorsanız mavi akımı onun altında vereceğim size. ...doğal doğalgazı bana fiyatı söyleyin söyleyemiyorlardı. Gizli fiyat deniyordu. Bu konuda Rusya nedeniyle biz bir tek Azerbaycan bu kardeşliği gösterdiği doğrudan doğruya bize veriyordu az da olsa ama diğer ülkelerin vermiyordu. Şimdi bu Ukrayna Rusya savaşçıdı sonrası Rusya uygulanan ambargolar dolayısıyla Rusya o kendisinin alıp pazarladığı Avrupa'ya başka ülke Orta Asya'ya ait petrolü doğal gazı Türkiye üzerinden pazarlayacak. Yani o gün son Macaristan Cumhurbaşkanı'nın gelmesi nedeni budur. Şimdi bunu tabii kimse bakmıyor, dikkat etmiyor buna. Bu olmadan nasıl bu sistemi bozabiliriz? Ya da bu sistemi nasıl kontrol altına alabiliriz Olabiliriz. diye bakıyorlar. Şimdi bu, bütün bunların nedeni bu ama... Ee, bunların işine yarayan bazı kişiler de bazı söylemler söylüyor. Cumhurbaşkanı dahil. Hata yapıyorlar. Nedir hata yaptıkları? Kişisel saldırıya geçmek oyunun bütün pazlarını koyup gerçek resmi görmeyi engelliyor. Yani burada ben başka şey daha söyleyeyim. 1900 65 yılından bu yana yapılan seçimlerin tamamını takip etmiştir. Ya yani 65 yılında Mardin'deydim. Mardin'de böyle yaşım tutmadı halde 14-15 yaşlarında koşturdum. Ondan sonraki tipin seçimlerde, ilk defa 12 vekil çıkardı seçim değil mi? Oldu? Tabii tabii ilk defa tipin çıkarttı, bakiye usulünü kullandığı Kullanıldı. zamandı. Yani kahvelerden konuşuyorlardı ne ediyorlardı siyaset de böyle bulaştı bize eve gidip taklit ediyorduk onlar gibi konuşuyorduk. 69 seçimlerini izledik, 73 seçimlerini izledik, ondan sonraki seçimleri izledik. Hiçbir seçimin propagandasında normal siyaset anında kişilerin birbirlerine saldırısı, birbirlerini kötülemeleri asla görülmedi. Bu dönem çok tehlikeli bir dönemdeyiz. Ve bana soruyorlar, ne görüyorsun durumu? Ben yine söyleyeyim. Ortada diyorum. Neden ortada diyorlar? ...hangi taraf hata yaparsa o kaybedecek. Bakın. Yani Hı. hata odaklıdır. İşte bu söylemler... <laughs> hata ...bu var. hata odağını azaltmak için. Çünkü diyor ki... ...bizden başka kimse aday olmasın... ...dolayısıyla bizim hata da yapsak... ...bize ait olanların... ...gidip oy verecekler olmasın. Mesela Sinan Ogan... İyi Parti'den ciddi bir oy alacak. İyi Parti tabanında. Hı. Bu konuda... ...şu ana kadar en sağlıklı politikayı son 4-5 yıldır yapan kişi Sayın Devlet Bahçeli'dir. Hep dik durdu. Yani görüşlerini değiştirmedi, sapmadı, hatta böyle delikodları kesmek için listelerini bile erken verdi. Mesela bunlarda yıllardır politika yapan Celal Adan'ı ben çok iyi tanıyorum. O zaman gazeteci olarak, hatta televizyoncu olarak çok onu misafir etmiştim. Mesela Celal Adan ...nerede bir ilçede problem olursa gitti... ...o ilçeyi düzeltti. Sonra il başkanı oldu. İl başkanlığı döneminde... ...partinin... ...iktidara taşınma sürecini yaşadı. Ve kendisi de geldi. Ardından milletvekili oldu. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Böyle bir yapının... ...dik duran bir yapı... ...diğer yapılardaki zayıflıkları... ...ciddi bir şekilde kullanır... ...ve kendi lehine çevirebilir. Evet. İşte bu söylemler hep şey bu. Şimdi Türkiye'de e, Mustafa Kemal Atatürk'ü eskiden bugünkü iktidar eleştirirdi. Hı hı. Ma, maalesef bugün iktidar Atatürk'ü tam tersine iyi günlerini de en iyi şekilde Muhalefeti e, sahip yapıyor. Muhalefetin kardeşim. içinde Atatürk'e Kemalizme ırkçılık diyenler çıkıyor. Şimdi bunları iyi değerlen. İşte Bunlar hatalardır. Yani bu hatalar ne yapıyor? Sayın İnce'yi lehine, <laughs> oyların kaymasına neden olduğu için yapıyor. Şimdi şu anda gelinen nokta şu. Milletvekili seçiminde CHP kaybetmiştir. Buna karşılık Gelecek Partisi, buna karşılık Deva Partisi, buna karşılık Saadet Partisi kazanmıştır. Tabii yani çıkacak milletvekili sayısını görmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi eğer çok yoğun milletvekili almazlarsa bugünkü milletvekili sayısının altında milletvekili çıkaracaktır. Bunu gören parti örgütünün rahatsızlığı odur. Parti örgütüne bazı kişilerin işte biraz evvel e, Sayın Şener'in söylediği teyit ederken Sayın Sevinç'i tam da bugün bazı konularda aynı noktada buluştular ama... Farklı bir şeyi var. Oradaki FETÖ'cülerin dışında CHP yandaşı bilinen, FETÖ ile alakası olmayanlar da bu sefer gündeme getirdi. Sadullah Ergin'i Mustafa Balba yazmasaydı, Uğur Dündar yazmasaydı, başkası yapmasaydı. CHP örgütü içinde bu kadar rahatlıkla kimse sesini yükseltemezdi. Şimdi bütün bunların olgusunda yine son sözlerimi şöyle bağlayayım. Evet. Herkes futbol maçı, futbol takımı tutar gibi iki kişinin maç yaptığı yere dönüştürmeye çalışıyorlar. Ve bu iki kişinin maçında ki şeyinin taraftarlar futbolcu hata da yapsa görmezlikten gelmesi için onun alternatifi ona paralel olan kimsenin de kalmasını istemiyorlar. Peki. İşte ince bu seçeneği sundu. Aynı zamanda yalnızca ince değil Sinan Ogan da başka kesimler için bu seçeneği sunmuştur.